Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu programda adına gübre denilen 3 farklı ürünü inceleyelim ve bunların bitkimize, toprağımıza herhangi bir faydası var mı yok mu anlamaya çalışalım. Bu 3 tane ürün, bir tanesi paslı demirleri suyun içerisinde bekletilerek oluşturulan sıvıya verilen demir gübresi ismi. Bir diğeri soğan kabuklarını suda kaynatarak elde ettiğimiz sıvı. Bir üçüncüsü de pirinç suyu gübresi denildiklerinde şahit olduğumuz için pirinç suyu gübresi olarak adlandırabileceğimiz pirinci suyun içerisinde bekleterek elde ettiğimiz sıvı. Şimdi bu üç tanesi genelde bu sosyal medyada ve internet ortamında hep gübre diye isimlendirilir. Ancak kanımca biz gübreyi doğru tanımlayamıyoruz. Yani neye gübre diyebiliriz, neye gübre demeyiz, onu veyahut da kullandığımız ürünün hangi işe yaradığını çok fazla farkında olmadığımız için bu tarz ürünlere gübre deyip geçiyoruz. Şimdi gübrenin en basit anlatımıyla azot, fosfor, potasyum ve diğer iz elementler dediğimiz kalsiyum, demir veya işte çinko, bunun gibi herhangi bir bitkinin besin maddesi olarak kullanabileceği bir elementin herhangi bir şeyin içerisinde fazla oranda varsa biz buna gübre diyebiliriz. Ancak daha önce bu demir gübresiyle ilgili bir video çekmiştim. Paslı demir, demir gübresi değildir. Paslı demiri suyun içerisine koyarak demir gübresi elde edemezsiniz. Bu paslı demiri belli bir müddet suyun içerisinde beklettikten sonra toprağa verdiğiniz zaman bitkinin demir ihtiyacını göremezsiniz. Bu bir demir gübresi olarak değerlendirebileceğimiz ürün değildir. İkincisi, bununla ilgili de video çekmiştim. Çok üzerinde hassasiyetle duruyorum aslında. Soğan kabuğundan gübre olmaz. Nedeni de şudur. Demin anlatmaya çalıştığım gibi gübre diyebilmemiz için belli bir besin maddesinin içerisinde fazla olması lazım. Ancak soğan kabukları toprağın içerisindeki soğanı korumak için bir kılıf görevi gördüğü için içerisinde besin maddesi barındırılmaz. Daha çok dışarıdan gelebilecek mantari veya bakteriyel bir takım patojenleri engelleyebilecek bir takım maddeler biriktirilir. Yani biz bu soğan kabuklarını suyun içerisinde kaynatırsak biz soğan kabuğu gübresi elde etmeyiz. Sadece mantar ve bakteriyel hastalıkları önleyecek bir sıvı elde ederiz. Biz bunu aslında hastalık önleyici bir ürün olarak kullanmamız gerekirken sürekli bize bunu soğan kabuğu gübresi diye kafamıza nakşetmeye çalışırlar. Doğru bir şey değildir. Çünkü bunun kullanılacağı zamanlar farklıdır. Pirinç suyu gübresi diye adlandırdığımız bu ürüne de şöyle yaklaşabiliriz. Pirincin içerisinde ağırlıklı olarak ki %78'i nişastadır. Biz bu suyu aslında laktik asit bakterilerini avlamak ve laktik asit serumu yapmak için kullanırız. Fakat bunu toprağa verdiğiniz zaman çok eser miktarlar, çok yani böyle miligramın milyonda biri oranda işte potasyum verebilirsiniz. Bir takım eser maddeler vardır içerisinde, onları verebilirsiniz ama hiç değer katacağınız bir şey değildir. Ağırlıklı olarak toprağın içerisinde nişasta veririz. Peki bu nişasta bitkiler için faydalı mıdır? Yani kullansak bir zararı olur mu? Şimdi şöyle düşünmek lazım. Toprağın içerisine herhangi bir şeyi katarken biz o mevcut dengeyi bozmamaya, herhangi bir patojenin ortaya çıkarak çok daha baskın karakter olarak bitkimizi hasta etmemesini düşünmemiz lazım. Yani önceliğimiz bu olması lazım. Şimdi biz bu nişastayı toprağın içerisine verirsek zaten bitki kendi nişastasını üretir. Dışarıdan nişasta almasına gerek yoktur. Kendi hücre içerisinde sentezleyerek gerekli olduğu zamanlarda bunları kullanır. Dışarıdan hiçbir şekilde nişasta almasına gerek yok. Bununla birlikte nişasta toprağın içerisinde ne olur? İşte bunu parçalayacak enzimlerle birlikte glikoza dönüştürür.
glikoza dönüştürdüğümüz zaman toprağımızın içerisinde iyi veya kötü tanımlamasını çok doğru bulmuyorum. Ancak yani anlatabilmek adına böyle tanımlıyoruz. İyi ve kötü mikroorganizmaların dengesinin nasıl olduğunu bilmediğimiz için biz bu glikozla birlikte belki iyi bakteri, iyi mikroorganizmaları besleriz. Belki de patojen dediğimiz bizim bitkimizi hasta edebilsek bir takım mikroorganizmaları da beslemiş olabilme ihtimalimiz olabilir. Bu açıdan bakarsak ben toprağıma nişastalı bir suyu vermenin çok da mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ha siz bunların üçünü de kullanırsınız, kullanmazsınız. Tamamen size kalmış bir şey. Ancak şunu aklınızın bir köşesine koyun. Bu üç tane ürünü size gübre diyorlarsa yanılıyorlar. Sizi de yanıltıyorlar. Gübre bambaşka bir şeydir. Bunlar bambaşka şeyler. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasını vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.